Merhaba arkadaşlar, tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Galactus'un elçilerinin arkadaşlar elçi zorluk seviyesine gireceğiz. Doktordum var ve burada kristal parçaları veriyor. Daha önce de söylemiştim, ben bunu arkadaşlar kristal parçalarını toplayacağım. Şöyle bir baktığımda ekibe Alev Adam alacağım, Wasp alacağım, 4 yıldızlı Kuekim var. Kaptan Amerika alacağım ve Omega Red alacağım arkadaşlar. Evet, Omega Red biraz değişik gelebilir normalde çünkü full mistik yolu. Buna karşılık bilim almazsanız saldırı gücünüz %50 düşer. Ama Omega Red'i alacağım. Çok güzel bir hilesi var abi. Omega Red hilesi var. Onu da göstermek isterim. Daha önce videosunu yapmıştım ama tekrardan bir göstermek isterim arkadaşlar. Hızlıca oynamaya çalışacağız inşallah. Hood'u Wasp'la alalım. Wasp çok hızlı gider bu arada. Yani bu arada alayını hızlı hızlı götürür. Tabi boss için de ilk tavsiyem mutlaka bir Kuyek, ama Kuyek'iniz yoksa da Şoka bağışıklı karakter mesela bir taş adam olabilir veya tabi taş adam. Hani bilim sınıf olarak, çünkü diğer sınıfları çok tavsiye etmeyeceğim. %50 saldırı gücünüz düşer, dövüş daha uzun sürer. Ama yoksa da yapacak bir şey yok. Yani şoka bağışıklı olmanız çok önemli, yoksa her attığı takviye takriben arkadaşlar 4000 civarında bir hasar uyguluyor. Aynı zamanda doktorumun hem saldırı gücü çok yüksek boss'taki, hem de arkadaşlar blok delmesi de var. Yani siper attığınız zaman normalde bir alev adamla 1500 falan yiyorsun yani. Öyle söyleyeyim. Kaptan Amerika'nın blok performansı çok güzel olduğu için o daha düşük diyebilir. Ama yine atlı sayıda hasarlar yersiniz, haberiniz olsun. Devam edelim Wasp'la. Burada asıl göstermek istediğim muhabbet Omega Red hilesi arkadaşlar. Güzel. Bir daha yakalarsam L2 basarım. Yemedi. Yani yetmedi. L2 mi yetmedi? Ben de şöyle atayım L2. Olmaz mı? Çok güzel vuruyor. Bunu bir de S5'imi tamamlayabilsem, şöyle az bir şey bir S5'im kaldı. Bu albümde 6 yıldızlı 3 bir atarım var ya, öf öf tadından yenmez. Mephisto'yu da en güzel arkadaşlar. Alev adamı, Nova alevli alev adam. Tokatlıyor, çok da kolay oluyor. Hemen onu da bir gıdıklayalım. Aradan bir çıkartalım abi hemen. Üç vuruyorsun. Siper at 3 vur. O bir de yakma aurası açtı. Pasif neydi, alevsiz yakma mıydı neydi, ismi bayağı bir uzundu. Şu bende turuncu olan pasif yakma işaretlerinde o sayede arttırabiliyoruz. Hop, bu da uçan yumruklar. Bu da tamamdır. Ya geldik Omega Red hilesine arkadaşlar. Clairvoyant'ta daha önce bununla ilgili bir video yapmıştım. İzleyen arkadaşlar mutlaka atacaktır. Omega Red'le Clairvoyant'a hiç tem vurmuyoruz arkadaşlar. O bizim geliyor bloğumuza vuruyor. Ağır saldırı yapıyor falan. Ve hiç vurmadan knockout edeceğiz inşallah. Ama ilk işimiz kendi köşemize gitmek. Kanama etkilerimiz gitsin, çok önemli değil. Bloğumuza da vurabilir. Siz sadece köşede durun ve ağır saldırı yemeyin arkadaşlar. Geri kalan her şeyi Omega Red'in kendi datası yapacak zaten. Şekil ağda görüldüğü gibi şu anda rakibin üzerinde 30 tane ölüm tohumu mevcut arkadaşlar. Artık bu tohumlar fidan verecek, ağaç verecek. Temiz iş. Yani bu tarz kanamalı yerlerde direkt aklınıza Omega Red gelsin. Ve Clairvoyant varsa bir yerde, boss'ta, mini boss'ta alın, keyfinize bakın arkadaşlar. O kadar. Üstüne simbiyota da Wasp'la girelim bir kere daha. Oldukça hızlı olsun diyelim.
Eğer rakibi köşeye sıkıştırırsam ağır saldırı spam yapacağım. Aynen böyle. Burada Supreme'in çok fazla yapacağı bir şey zaten yok. Güç barı yavaş da olduğu için arkadaşlar bunu çok daha uzun süreli yapabiliyorsunuz burada. Ve geldik boss'a. Boss için tabii ki ilk tavsiyem Quake arkadaşlar. Quake'iniz yoksa taş adamı tavsiye ederim. Çünkü şok burada hakikaten size sıkıntı oluşturabilir arkadaşlar. O yüzden Quake'le ilk tercihiniz Quake. 4 yıldızsa 4 yıldız. Şu anda bendeki 5 yıldız İttifak Savaşı'nda. Tabi burada doktor durumda verken arkadaşlar Hazreti Horus açtığında yere sermemeye dikkat edin. Ve üzerinizde bir takviye varsa eğer onu Hazreti Horus'u kapatıyor ve kapattığı için de hasar yiyeceksiniz. Kırma hasarı dediği bir hasar arkadaşlar. Ve öyle kolay kolay blok ve siper de etki etmiyor. Yani sipere bile dediğim gibi bir artı 1500 vuruyor. Mesela ağır saldırı attığınızda şöyle yere düşüreyim bir tane. %50 şanslı arkadaşlar Hazreti Horus'u açma olasılığı var. Gerçi ben ağır saldırı yaparken genelde üzerinde sarsıntı olduğu için yetenek isabetini kapatıyor ve hiç açtırmıyor. O da ayrı bir muhabbet. Aha yakalandım. Aha, ne ara yakalandım lan ben? Bir baktım sağlığım gitti. Neyse. Demek ki nasipte başkaları da nasiplenmesi varmış. Mesela Wasp'la gidelim. Wasp'la siper attığım zaman yediğim rakama dikkat edin arkadaşlar. 2700 arkadaşlar. Siper attım 2700 yiyorum. Var olayı sen düşün. Baksana. Üzerine sarsıntı verdiğim için arkadaşlar orada ne engellenemez açabildi, ne Hazret Avarası açabildi. Wasp'ın da güzellikleri bu. Demek istediğim aslında olay bu. Yani Doktor Doom'a burada çok fazla siper yapmayın. Yani ya da en azından yapmayacak yollarla girmeyi deneyin. Gördüğünüz gibi 2700 gibi. Sipere bile 2700 vurdu. Hayır düşün yani. Nedir o gündemin adı? Bloğuna vursa neler yapacak? Belki 5000 6000 vuracak. Alacak başını gidecek. Hadi bakalım. Burayı da bitirmiş olduk arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğen butonuna basarsanız memnun oluruz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.